Gerçekten özgünüm Vayne ama bu öğleden sonra bir oyuncu seçimi ve sonra özel eskrim dersim var. Birlikte zaman geçireceğiz. Sonuçta benim bir numaralı hayranımsın. Babam dışarıda olmamı hiç istemiyor da. Eve de arkadaş kabul etmiyor. Ciddi misin? Hiç eve arkadaşın gelmedi mi? Hı-hı. Bu korkunç. Bugün gelip babanın fikrini değiştireceğim ve iyi vakit geçireceğiz. Gerçekten. Babam düşüncelerini çok kolay değiştirmez ama bu fikrin için sağ ol. Tamam, çekimden önce ödevimi bitirmeliyim. Görüşürüz beyim. Hoşça kal Adrian. Neden babanın şehir dışına gitmesinden yararlanmıyorsun? Biraz arkadaş çağır ve eğlen. Biliyorsun, babamın benden büyük beklentileri var. Bu şekilde onu üzemem. Ayrıca biraz eğlenmek istesem bile korumam hep bana göz kulak oluyor ve hiçbir yere gitmeme izin vermiyor. Sorun yok, ben varım. Ve sınırsız miktar peynirimiz bu herkesi mutlu eder. Hı? Her şey planladığım gibi mi Natalia? Evet, havaalanına gidiyorum efendim. Tüm hafta sonunu resmen Tokyo'da geçireceksiniz. Evde olduğunuzdan kimse şüphelenmeyecek. Mükemmel. Emily, seni çok özledik. Ama Akumalar sayesinde çok yakında tekrar bizimle olacaksın. Mucizelerinin kontrolünü ele geçirmem an meselesi. Onları birleştirmek bana gerçeği tekrar şekillendirmek ve son hatamızı tersine çevirmek için mutlak güç verecek. Hadi hazırlan Nuru, hasat zamanı. Tamam, amacımızı unutmayın. Adrian'ın evindeki sızdırmaz kalenin içine sızmak. Esas engelimiz Adrian'ın yaşlı babası. 2 numaralı engelle Tokyo'daki moda haftasına gidiyor. 3 numaralı engel içinse gizli silahımızı kullanacağız. Adrian operasyonu şimdi başlıyor. Yani şimdi mi? Evet, şimdi. Şimdi ne var? Şimdi Milena Nehri'nin kenarındaki ağaçların dikilmesine yardım edeceğime söz verdiğim zaman. Durun, sokak olayı bugün mü? He? Evet, eğer katılmazsak kızların son derece hayal kırıklığına uğrama ihtimali %100. Bu yüzden zaten her biriniz için özel bahaneler buldum. Mesela kim? Yüzme dersin var. Harika, her zaman yanımda mayo vardır. Dostum, aslında yüzme dersin yok. Bu sadece senin bahanen. Ama bu yalan olmaz mı? Üzgünüm ama Max bu konuda haklı. Kızlar bunu bilemez. Peki bu görev hala devam ediyor mu Adrian için? Beyler? Çocukların burada olması gerekmiyor muydu? Nina son dakika büyükannesinin doğum günü partisine DJ olarak gitti. Ivan'ın aniden bir diş ağrısı çıktı ve dişçiye geçti. Nathaniel bilgisayarını düşürmüş ve Mark'la yaptığı çizgi romanın bütün sayfalarını kaybetmiş. Max ve Markov yardım ediyor. Zorunlu yüzme dersi için havuza gitmek zorunda kaldı. Ancak neden bana mesaj attığından tam olarak emin değilim. Bahanelerden bahsetmişken ben Paris'in doğum günü için büyük babama bir pasta yapmasına bugün yardım etmem gerektiğini unuttum. Üzgünüm Miller. Sonra görüşürüz. Bir şey mi kaçırdım yoksa bugün kötü bahaneler dünya şampiyonası mı var? Merhaba, Edwin'i görmeye geldik. Birlikte bir okul projesi üzerinde çalışmalıyız. Siz dünyanın en büyük süper kahraman figür koleksiyoncularındansınız. Birkaç parça da eksiğiniz varmış. Buna inanılmaz derecede nadir Majesta Millennium sürümü dahil mi? İşte bu. Bu arada Adrian'ın 2 arkadaşı daha sonra gelip projeye yardım edecek. Hey! Klasik gece baykuşu. 65. yıl dönüm baskısı. Ama eğer Marinette, Chuleka, Rose, Alia, Alex veya Milan kapıyı çalmaya gelirse içeri girmelerine izin verme. Pazarlık konusunda çok iyi gibi. Çocuklar burada ne işiniz var? Okul projesi için buradayız. Proje mi? Hangi proje? Bildiğin proje. Bu proje. Sürpriz proje! Elinde hiç toplanma fırsatı olmadı değil mi? Biz istediğimizi başarırız. Yani bu adaletsizliği düzeltmek için bir plan yaptık. Hepiniz harikasınız. Ama babam buna asla izin vermez. En iyisi siz... ama hey, çok uzun sürmediği ve asla öğrenemediği sürece sorun olmaz. Parti zamanı! J takımlı küvet. İyi ki hazırlıklı gelmişim.
Dostum, her zaman odamda bunlardan birini istemişimdir. Sahip olmadığın bir oyun var mı? Dostum, en güzel şeylere sahipsin. Henüz bir şey görmedin. Mükemmel! Mirnet, bu fırına giden yol değil ki. Hayır Teki, araştırmama karışmasınlar diye öyle dedim. Arkadaşlarına yalan mı söyledin? Milen'i üzmek istemedim. Öğleden sonra ağaç dikmek onun fikriydi. Ama garip bir şeyler oluyor. Çocukların hepsi acemice bahaneler söylüyor. Güven bana, bu acemi bahaneleri duyduğumda iyi tanırım. Uzman oldum çünkü kime dönüştüğümü sen biliyorsun. Buldum. Ivan'ı arayacağım. O gerçekten yalan söylemeyi beceremez. Gizli bir şeyler dönüyorsa anında söyleyecek. Zidon Platino'ya karşı gelir ve Kylian Kake'ye pasını atar. Gol! Ah, bu Marinette. Cevap verme. Sen hiç yalan söyleyemezsin. Burada olduğumuzu öğrenirse erkek erkeğe kalamayız maalesef. Marinette arıyor. Şüphem de haklıyım. Hepsi birlikte. Nerede olabileceklerini biliyorum sanırım. Adrian'ın babası moda haftası için Tokyo'ya gitmiş. Kedi uzakta olunca fareler oyun oynarmış. Neden Marinette'e cevap vermiyoruz? Çünkü erkek erkeğe takılabileceğimiz son şansımızın bozulmasını istemeyiz. Ama Marinette de bizden değil mi? Evet ama hayır. Şu an o kendi grubuyla ve biz de gidip onu ve grubunu rahatsız edersek onun için kötü arkadaş oluruz. Anladın mı? Bu grup meselesi acayip karmaşık. Tamam, müzik. Oha, bunlar senin muhteşem eski plakların mı? Bunlar annemindi. Bir saniye, ses bu kadar mı? Hey, Max ve Marco, biraz daha açabilir misiniz şunu? Olumlu. Evdeki elektrik panosuna bir kanca takmamız lazım. Biliyordum. Sence bu iyi bir fikir mi? Herkes Adrian'ın evinde. Neden ben de orada olmayayım? Geçiyordum, uğradım gibi yaparım. Bir yalan daha mı? Sadece yarım bir yalan. Merhaba çocuklar. Evde çılgın bir güç kaynağı var Adrian. Nükleer güç istasyonu kurulabilir. Babam hep en büyüğünü ve en iyisini ister. Harika. En iyi ve en son sese çık. Sistem kapandı mı? Emily. Bu çok fazla değil mi? Şaka mı bu? Erkek erkeğe eğlence böyle olur. Zamanı gelmişti. Bu şansı kullanayım. Bu gürültü de ne böyle? Affedersiniz memur bey, biz sadece... Okul projesi bu. Bir okul projesinde çalışıyoruz. Konu ne? Kulaklarını patlatmak mı? Hayır, o... Langert! Gerçekten mi? Yanlış yapıyorsunuz. Nasıl oynanacağını ben göstereyim. Ortaya, diğer tarafa... Ve gol! Gol! Oyuncu seçimi için. Aman ne güzel eğlence. Çekim için harika bir ortam. Beni kendi partisine davet etmiş dedi. Adrian, müzik harika geliyor. Rock and roll. Neden herkes giriyor ve ben giremiyorum? Herkes. Herkes mi? Herkes. Anladım. Genç efendiye söyle, eskrim öğretmeni bekliyor. Birkaç saat burada saklanabilir miyim? Kızımın makyaj çılgınlığı geçince kadar olur mu? Bonjour. Dondurma teslimi için bir sipariş aldım. Affedersiniz, bir güvercinimi kaybettim de sanırım sizin arka bahçenize uçtum. Babiş, seninle işim bitmedi. Baba! Ben Burjuva beni buraya babasını aramaya gönderdi. Tesadüfen buraya saklanmış olabilir mi? Jönü, yaprak üfleyicisini getirmen harika bir fikir. Kim sihir sanat? Alın bakalım. Hıhı.
ilişkiler her zaman böyle midir? Hayır, ama böyle olmalı. Merhaba, işte benim. Marino komşunuz. Burada bir parti olduğunu duydum. Sadece erkekler. Ben de gelmek isterim çünkü ben bir erkeğim. Aslına bakarsan bu erkek kaslarıyla yürümek benim için çok zor. Demek istediğim ha ha. Oh. Usta Fu? Ah, kim? Ben mi? Hayır, ben değilim. Ben DJ Chang'im. Usta, benim Marinette. Marinette? Burada ne işiniz var? Hawkmoon onları bulmasın diye mucizeleri gizli tutmanız için dikkatli olmanız gerekmiyor mu? Merak etme Marinette. Mucizeler güvende. İstasyon grubu. Gençliğimi hatırladım. Tatil kampı dansı yapabiliriz. Bu imkansız. Hı? Neden olmasın Kaptan Hasım Pü? Dans etmenin kime zararı var ki? Koşmanın faydası yok. Nereye gidersen git sen, silah ustası, dondurmacı, polis memuru, bir çalışan ve itfaiyeci var. Bıyıklı motorcumuz yok. Beyler, sizinle dans edebileceğini düşünüyorum. Bıyıklı motorcu! Tarzını sevdim. Dikkat edin. Sağ ol genç adam. Refleksleriniz oldukça iyi. Başkalarına yardım etmek için doğal reflekslerin olmalı. Tıpkı bir balık gibi. Ne olur kara kanatlar yükselsin. Biri dışarıdan güç kaynağını açmalı. Olumsuz bir duygu hissetmiyorum. Sadece mutluluk var. Evimde neler oluyor? Adrian'ın telesekreterine ulaştınız. Mesaj bırakın. Sadece arkadaş edinmene izin yok ama büyük bir parti verebiliyorsun. Neden bana yalan söyledin Adrian? Olumsuz bir duygu hissedebiliyorum. Sonunda beklenmedik güçte bir hayal kırıklığı dalgası olacak. Uç bakalım küçük akumam ve onu kötüleştir. Parti bozucu, ben Hawkmoth. Demek davet edilmedim. Sana partiyi çökertme ve herkesi hapsetme gücü veriyorum. O zaman parti başlasın, Hawkmoth. Evimi istila eden herkes şimdiye kadar yarattığım en korkunç kötü adamla yüzleşsin. Benim için çok kolay. Dans adımlarını okuyabilir ve tüm hareketlerini önceden görebilirim. Marinette? Hayır, ben Marino. Adrian, bir numaralı hayranın için çok mu meşgulsün? Beni bir daha partilerinden birine davet etmeyi sakın unutma. Adrian, neredesin? Marinette, koş ve saklan. Black, bunu halledelim. Tiki, benekler. Mükemmel. Sürpriz konuğumuz her an burada olabilir. Hey disco topu, kuralı biliyorsun. Kahramanlar göründüğünde parti sona erer. Şapşallar, tek yapmam gereken size dokunmak. Ve mucizeleriniz benim olacak. Ha.
Kara kedi dikkat et. Ne yapacağımı nasıl biliyordu ki? Onun gücü olmalı. Hareketlerimizi tahmin edebiliyor. Nasıl şaşırtacağımızı bulmalıyız. Şanslı sensin. Eski bir kaset mi? Dikkat et. Hayır! Oraya yalnız gitme kara kedi. Bunu asla yalnız başaramazsın. Lady'mi geri ver! Sersem, beni yakalayamazsın. Her adımını önceden biliyorum. Disco! Yardım ister misin? Pegasus, Viperine, Kaplumbağa, dansa hazır mısınız? Viperine'a dikkat et, zamanda geriye dönme gücüne sahip. İkinci şans. Merak etme kara kedi, sana yardımcı olacağız. Kabuk! İkinci şans. Merak etme kara kedi, sana yardımcı olacağız. Kabuk! Viperium! Günü kurtarabilecek tek bir mucize kaldı. Ama bu çok özel. Aa, uçan bir maymun peluş mu? Ben peluş değilim seni şapşal. Benim adım Zuppo. Benim adım şapşal değil. Benim adım kim? Bunun iyi bir fikir olup olmadığını merak ediyorum. Sadece gösteri zamanı de bakalım. Zuppo, gösteri zamanı. Harika iş. Curcuna! Bunu ye! Hey, ciddi misin? Neler oluyor? Üzgünüm ama başkalarının güçleriyle uğraşmayı seviyorum. Kaplumbağa, bizi koru. Kalkan. Pegasus, bu yere ışınlan ve bir kaset çalar bul. Affedersiniz efendim, Paris'i kurtardıktan sonra getireceğim. Ne olamaz. O kadar hızlı olmalıyız ki adımlarımızı önceden tahmin edememeli. O zaman dans! Ne yapıyorsunuz? Bu dans değil ki. Güle güle küçük kelebek. Mucize uğur böceği. Çarpalım. Daha sert fırçalayın arkadaşlar. Partimizin kalıntıları Bay Arbres geri dönmeden önce gitmiş olmalı. Affedersin beyim. Arkadaşlarımın bana parti yapacağından haberim yoktu. Doğrusu şu ki benimle veya bensiz harika zaman geçirdin. Ve şimdi idolümün odasını temizliyorum. Bu hayatımın en güzel günü. Ya
Yalan söylemeseydim işler muhtemelen farklı olacaktı. Bugün ben de çok dürüst değildim ama... Adrian için yaptık. Acele edersek kızlara yardım edebiliriz. İyi fikir. Uğur böceği ve kara kedi. Yakında şansınız tamamen tükenecek ve günlerden birinde sizi bir dansa davet edeceğim. Son dansınıza.